Kulaklardaki yaralar tamamen iyileştikten sonra, dikişler alındıktan, yaralar tamamen iyileştikten sonra şöyle en hızlı kulak sarmak için kullanmamız gereken 30 santim iki tane yaklaşık 15 santim iki tane gel bunda. Bir de araya köprü yapmak için yaklaşık 40 santim bir tane balta ihtiyacımız var. Burada bandajda temel olayımız şu kafaya yakın olan yerde şuranın katlanmış olması gerekiyor sararken. Şurayı katlamamız gerekiyor. Şimdi uzunlarla başlıyoruz. Uzun bir tane alıyoruz. Kulağın içine yapıştırıyoruz. Şuraya. En alta. Şu katlanması gereken yeri katlıyoruz. Kulağın da kökünü içeri alacak şekilde. Kulağı sıkmadan bantları çeviriyoruz. Şöyle. Sonra kısa olan bantı alıyoruz. Kulağın tam üstüne yakın bir yere, yine içine şu altı katlayarak çeviriyoruz. Burada nazik davranıyoruz. Hayvanı da ürkütmüyoruz. Hayvanın da canını yakmıyoruz. Kendimiz de strese girmiyoruz. Buyur tatlım. Şunları birbirine yaklaştırıyoruz bile. Kesilen yerle şu üç kısmı sıkıştırmadan, sıkmadan çeviriyoruz. Bu iki hareketten sonra zaten bu iki bandı attıktan sonra kulak zaten şöyle kökünden tuttuğunuz zaman dik kalıyor. Yerinde yapıyorum. İlk önce kulağın içine bantı yapıştırıyorum. Şu katlanması gereken yeri katlayarak sıkmadan çeviriyorum. Şu parmağımı içine koydum. Sıkışmasın diye. Sonra kısa olan diğer bantı alıyorum. Uca yakın. V yapıyorum burayı da yaklaştırıyorum. Sıkmadan yapıştırıyorum. İkisi de dik duracak şekilde. Şimdi bu arada boş kalan yerlerden köprü yapacağım. Tam karşıdan hem bizim için çok hızlı hem doğru. Şimdi şu uçlar çok böyle düşerse uçlara incecik iki tane atabiliriz. Şöyle göstereyim. Şu 25'lik bantı ikiye bölüyorum. Şu. Mesela burası yine kulağın içinden uç kısmını birbirine yaklaştırıyorum şunları V şeklinde. Sonra çeviriyorum. Kesinlikle sıkmıyoruz. Burada dolaşımın devam etmesi gerekiyor. Bunu da şuradan şöyle. Bak bakalım. Sarıldıktan sonra dik kalıyorsa her şey yolundadır. Bu kadar.